Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneldim. onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum araştırmacı, yazar, gazeteci Derya Bengi. Hoş geldin Derya. Hoş bulduk çok güzel ansiklopedik kitaplar yaptın, sergiler yaptın. Biraz sen kendini anlatsana. 1966 Ankara doğumlusun ve aldığın eğitimden başka bir şey yapıyorsun gibi duruyor değil mi? Evet ben İzmir'de işletme okudum. Sonra İstanbul'da birazcık gene işletme, endüstri ilişkileri alanında e, devam ettim. Yani master yaptım. Ama sendikal yaşam üzerine bir e, master yaptım. Benim gözüm böyle bir şeydeydi. Yani ben bir şeyler yazmak, Hı hı. istiyordum. gazetecilik aslında çok daha eskilere bile dayanıyor olabilir yani ben daha <laughs> küçükken filan yani şimdi belki anlatmaya değmez ama benim yegane oyuncağım bir makasmış ve gazeteler kesermişim yani o, o zamandan küpürler falan kesermişim oyarmışım yani <laughs> ve dermişim de gazeteci olmak istiyorum diye hı hı. ne anlıyorsam ne e, düşünüyorsam gazetecinin ne olduğu hakkında ne, ne kadar bir fikrim vardı bilmiyorum. Ee, ama e, form hoşuma giderdi. Yani bir konu hakkında çabuk, hızlı e, bir şeyler okumak ve yani gazetede okuduğum şeyi etkileyici bulurdum. Kitaplardan daha etkileyici bulurdum. Hı -hı. Daha ziyade de dergilerde okuduğum şeyleri. Yani süreli yayın organlarında diyeyim Hı -hı. E, okuduğum şeyleri kitapta okuduklarından daha etkileyici bulurdum. Oldum olası. Hı -hı. Annem baban da çok okuyan insanlar mıydı? Ee, yani... Şöyle yani kitaplı bir evde büyümedim ama her gün gazete alınan bir hmm. evde büyüdüm. Bu hmm. da belki e, önemli bir şey. 90'lar girdi. Türkiye'nin işte e, yeni bir döneme 80'lerin baskısından belki kurtulmaya çalıştığı ya da nasıl kurtulacağının yollarını aradığı bir dönemde e, biliyorsun özel televizyonlar, özel radyolar falan başladığı zaman e, müziğe de hep ilgim var e, noktacılarla falan tanışarak. Ben işte 92-93 yıllarında gazeteciliğe yani bir şeyler yazmaya adım attım ve en iyi anladığım şey de aslında ben müzik üzerine ya da müzik yazarı, müzik gazetecisi, kültür gazetecisi değil. Genel olarak gazeteci yani bir sosyolojik bakış daha ziyade yani muhabirlikten ziyade bir hani şeye yakın bulurdum kendimi nokta ve yeni gündem dergilerine mesela yani Hı -hı. belirli bir Hı -hı. mesafe. Ee, haftalık periyot Türkiye'nin içinden geçtiği dönemeleri işte de değerli toplu bakabilme belli ama yani ne uzak ne çok yakından ne çok uzaktan ee, ya yani en çok gözüm oralardaydı fakat hani müzikte bildiğim anlaşılınca ya da ben onu saklamayınca e, Aslında biraz da tesadüfen müzik yazarına da tırnak içinde çıktı adım ee, daha çok hep e, neredeyse her dönemde müzik ağırlıklı olarak yayıncılık yaptım. E Express dergisi Hı. çıktı. E Express ekibine katıldım. E Sonra hep birlikte Roll dergisini çıkarttık. Roll dergisi sürerken e Express kapanmış olan e Express yeniden e açıldı. Yeniden açtık. E Sonra Roll kapandı. E Express devam ediyor. Yani o bir ko kolektif işi evet. olarak e o arkadaşlarla neredeyse biz e Hani iki ya da iki buçuk kuşağız. Yani benden büyükler var. Hı hı. Ee, daha gençler var. Devam ediyoruz dergiciliğe. Ama ben biraz İstanbul dışına çıkıp İstanbul dışında yaşamaya başladıktan sonra... İstanbul dışı dediğim de Ayvalık yani onu e, e, söyleyelim. E, e, o mesafe benim işime yaradı belki. Yani bu tip kitapları... E, e, işte dört kitap etti Türkiye'nin 40 Evet şimdi bakan onları sayalım. Yani. Evet evet şimdi ben arada araya gireyim Derya. Şimdi 2010 yılında e, Raka Ansiklopedisi'nde müzik editörü olarak görev aldın. 2010 yılında yayınlanan diyeyim daha doğrusu. 2012 yılında depoda uzayda bir elektrik hasıl oldu. 1960'larda müzikle Türkiye çok güzel bir sergi açtınız. Hakikaten o sergide çıkardığınız bir gazete vardı. Hala onu saklarım ben. Ha, elektrik Gazetesi. <laughs> Elektrik gazetesi ee, e, işte müzisyenden yola çıkıyorsun oradan e, galeriyanın açılışına geliyorsun. mı? Hani bir Black diye bir giriş var. Daha sonra işte bir besteciden yola çıkıyorsun. Ama o haklı değil miyim orada? Çok o, o haklısın. Madde, o maddenin adı e, gireyim mi arayabilmem <laughs> ama one, <laughs> Wonderful Life. Evet şimdi. Wonderful yani black, Life. Black tabii. diye işte yazık o da birkaç yıl önce kaybettik çok ünlüydü yani birkaç parçası ünlüydü. En ünlüsü Wonderful Life'tı ve e, o sırada yani Türkiye'ye konser falan vermeye gelmedi o. O sırada bir galeri açıldı ve Black geliyor dendi. Ve sonra Black ile galeriye birleşti. Çünkü Black sadece imza vermeye geliyormuş. Ve o imzayı da hani nerede olduğunu olmasını beklersin o tip şeylerin en fazla buralar hani hı. şeydeki b hmm, bay oldu B olundaki bir otelde hı. mesela hı. en olmadı Hilton falan ya, hı hı. civarda e, tuttu galeriyaya geldi galeride imza günü ve ga galeriya Türkiye'de ilk alışveriş merkezi ve yani yepyeni bir hayat harika bir hayat olarak lanse ediliyor. Çok Bugün güzel, hala bak, izleri var bu. ve tabii, Wonderful Life'ın şarkıcısı galeriye geliyor. Yani, <laughs> ya o şarkıdan dolayı değil, Black ünlü olduğu için geliyor ama öyle örtüşüyor ki bazen tarihte olaylar. <laughs> ya onları kaçırmamak istiyorum aslında. Yani bir öyküye dönüştürebildiğim e, e, maddeleri seçiyorum ve onun onun izinde e, yani bulduğum ipuçlarının izinde bir öykü örüyorum. İşte onun altından onun çıkacağını ancak okuyarak anlıyorsun. Evet. Her seferinde bir şeyler öğreniyorum. Bir taraftan e, derin analizler yaparken dedikodu tarafı <laughs> da var. Yani ben bir bakıyorum. işte mesela Arda Pekkan hakkında Fikret Kızılok şarkı yapmış. Şarkıdaki maymun. Aa onların arası gergin miydi diyorum. Sonra Bülent Ortaçgil diyor ki ben Acıza'ya e, hani laf etmek için şarkı yapsam benimkini anlamazsınız diyor. Ben hani <laughs> alttan yapardım diyor falan. Ya yani çok güzel mesela son bir şey daha söyleyeceğim. Ben seni davet edip konuşuyor olmak istemiyorum ama mesela işte Özallar 80'ler kitabında bayağı yer tutuyor. Tabii. Maalesef evrende öyle. Hayatımızda olduğu gibi. Ee, ama mesela <laughs> Semra Özal Emel kıskanıyor muymuş ya diyorum. Hani o duruma <laughs> bakıyorum. Bir de Walkman Video kasetler, videolar onların gelişi de var tabii ki 80'ler renkli televizyon. Şey çok enteresan ya Walkman'i anlatırken e, Neco ile ilgili bir bölüm okuyoruz. Walkman'i gazeteler Nejo üstünden evet, tanıyorlar. Evet. Çünkü o da diyor ki dünyada diyor ben bütün e, elektronik müzik falan kataloglarını alırım. Katalogdan Walkman'i beğendim. Ondan sonra bir arkadaşımdan rica ettim. Walkman böyle bir şey. O da bana anlattı falan. çok komik geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Çok güzel şeyler. Peki e, sen bu seriyi yapmaya nasıl karar verdin? Sen bir ortamını anlatsana. Bir ansiklopedi yazarlığı nasıl bir şeydir? Nasıl yapıyorsun? Ya istersen şeyi söyleyeyim yani temel motif benim kafamdaki şuydu ee, yani tarihe de tabii biraz meraklıyım e, ee, Orhan Gencebay kendine amatör tarihçi diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle diyor mu? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> biraz, biraz öyleyim belki. Ee, fakat yani bu tarih yazımı dediğimiz şeyde fazla bir... E, ciddiyet demeyeyim de yani en e, en oyuncaklı tarih anlatımlarında bile ki gerekiyor bu yani bir itirazım da yok. Fakat hep bir eksiklik bulurum. yani gündelik hayat orada işlenmez. Nasıl yani Osmanlı tarihi anlatılırken nasıl hep biz sarayın dışına çıkamayız? Evet, Mesela evet. o halkın halk hmm. yaşantısı İstanbul'da hele Anadolu'da hiçbir zaman bilemeyiz. Küçücük ipuçlarını değerlendirip bir şeyler e, e, işte tarımın Osmanlı tarımın neden geri kalmıyor? Veya neden işte İstanbul'a... E, aktarılmakta geciktiğini falan küçücük ipuçlarından bulmaya çalışırız. Çünkü halkın yaşantısını bilmeyiz. Yani kadınların durumunu, çocuk yetiştirmeyi, eğitim denen şeyi, inanç e, dünyasını falan pek an bilmeyiz yani. Çünkü Hı -hı. saray dedikodularıdır veya saraydan çıkan çok ciddi, aşırı ciddi kararlardır. Kararnamelerdir, Hı -hı. ulemadır falan. E, e, geldik cumhuriyete, cumhuriyet de böyle bence anlatılıyor. Yani sadece siyasal ideolojiler, sadece parti başkanlarının işte tek partiden döneminden parlamenter demokrasiye geçişteki e, ellilerin o cıvıl cıvıl ortamı yani daha çok sesin çıktığı diyeyim ya da çok sesli ortamına geçerken gene e, halkın yaşantısı yani sokakta, sokak kurulan otellerden tut da çıkan plaklara kadar işte Sirkeci'de satılan plaklara kadar bunlar hep gene eksik anlatılıyor. Yani biraz Osmanlı tarihine benziyor yakın tarihimiz bile. Tabii tabii. Alevi ilgili hakikaten çok hoş kitaplar çıkıyor. Arka indekse bakıyorum. Aşık Veysel'in adı yok. Hmm. İşte Aşık Mahsun'un adı yok veya saz bağlama sözcüğü iki sayfada referans verilmiş bağlamaya. Hmm. Bunu buna yetersiz buluyorum ve birazcık itiraz ediyorum. Yani o olsun onun yanı sıra hani bir tür paralel okuma ihtiyacıyla, paralel anlama ihtiyacıyla önce ben anlayayım, anlatmaya değer bir şey varsa da insanlara anlatayım diye. Bu roldan beridir aslında. Bizim dergicilikte evet. de yaptığımız bir şey. Yani evet. bir müziği Anlatırken onun etrafında örülen, e, ürün, zaten örülmüş olan, zaten o o o ortamın ürünü olan o müzik parçasını o ortamıyla beraber yansıtmak. Hı hı. E, hatta bizim rolde ansiklopedi sayfamız bile vardı. Yani evet. rolde yer alan söyleşilerde geçen bazı kavramlar ve olaylar. E, ansiklopediye referansla, arka sayfalarımızdaki ansiklopedi sayfasına referansla orada daha e, uzun ve açıklayıcı anlatılırdı. Yani disiplinleri birleştirmek aslında hı hı. hedef. Yani müzik sadece müzik değildir ama siyasette sadece siyaset hı. değildir. Dolayısıyla yani bu bir işte bir ee, ...yıllık kitaplar projesiydi. Yapı kredi yayınlarıyla ortak... Senin e, mi aklına geldi? Nasıl oldu o benim iş? Benim mi aklıma geldi? Roldaki yayın mantığının kitaplaştırılmış... ...belki hali ya da iyice... ...açığa çıkmış hali. A'dan Z'ye biz konuları yapardık zaten. Yani Dergicilikte de yapardık bazı... ...konuları. A'dan Z'ye aktardık. Çünkü çok pratik yani. 29 <laughs> maddede... yani ...koca bir makale yerine 29'a bölünmüş bir şekilde... ...A, B, C, Z'ye kadar bir müzisyeni ya da bir dönemi anlatmanın iyi bir yolu yani bu kullanılır gazetecilikte Tabii. yani bu e, yani ansiklopedi değildir o ama e, parçalı bir anlatımdır Hı -hı. ve her Hı -hı. birine özel dikkat gösterilir yani bir bir spot boyu bir paragrafçık bile olsa o e, olabilecek en iyi paragraftır yani en e, iyi çalışılmış paragraftır Tamamını okuduğunda ...birbirinde karışık okuyabilirsin. O çok önemli. Yani bir kitap... ...bizden ne ister? Birinci sayfasından başla... Hı hı. ...412 sayfa mı? 412'ye kadar gel. Ee, halbuki bunda da... ...çevir herhangi bir sayfayı... ...aç yani falından hani ne çıkarsa gibi... Tabii. ...bir maddeyi oku bitir... Altında bazen referanslar göreceksin. Eğer bu konuda devam etmek istiyorsan, hı hı. ilgili diğer maddeler okuyabilirsin ya da bambaşka bir şey okuyabilirsin. Yarın devam edebilirsin. Üç gün sonra, üç ay sonra devam edebilirsin. Canın çektikçe açabilirsin. Çekmiyorsa bir daha hiç açmasın. Bu kitabı ben bitiremedim ya. Bu kitapta yarıda kaldı. Şeyi çekmezsin. Azabızdan azabı çekmezsin. Pratik bir şey var. Yani hani son lafı şöyle bağlayayım yani. Biz her ne kadar evet demin gazetelerden Yeni Gündem Nokta gibi dergilerden bahsettim ama biz biraz da şeyiz. Yani kuşak itibariyle ben ellime geçtim. Yani Meydanlarus çocukları Hı -hı. ana, ana Britanika çocukları gazeteden önce evet, fasikül fasikül evet. toplamak onları. Belki hani beceremediysen 90'lı yıllarda e, e, gazeteden kupon keserek Hı -hı. ansiklopedi. Değerli bir şeydi ansiklopedi. Hı -hı. Ve hakikaten o ansiklopedide bir başvuru kaynağıydı. Yani açardın bakardın. Tabii bu ...ansiklopedilerde ya da sözlük dediğim bu kitaplarda o o ciddiyet yok. Ama ansiklopedi okumak diye bir şey vardı benim çağımda da. E, Ben vardı, de küçükken vardı, okurdum. Tabi, Bunda var. daha da okuma var. Hatta ben şöyle yapıyorum mesela. Ee, senin dediğin gibi fal gibi açıyorum. Bazen de indeksten ilgilendiğim kişilere bakıyorum. Hı -hı. Peki e, sen buna nasıl hazırlanıyorsun? Bütünen kafanda ilk önce çıkartıyor musun? Yoksa bir takım şeyler seni çok yönlendiriyor mu? Yönlendiriyor. Neredeyse yarı yarıya o. Yani hakikaten mesela e, hani 60'lar diyelim 60'lara hazırlanacağım. Önden daha hiçbir şey ciddi okuma yapmadan yani iyi kötü çünkü fikir sahibiyiz. Yani hani e, tırnak içinde az buçuk tecrübeli gazetecileriz ve dönemleri hı. zaten sevdiğimiz için o dönemlerden zaten bugüne kadar müzik dışında bahsediyorum. Romanlar okuduk değil mi? Yani evet. kitaplar okuduk, tarih veya... İnceleme, araştırmalar okudum. Zaten kafamda şekilleniyor. Yani bir daha hiç başlamadan hı hı. bir yarısını aslında madde, yani bu da olmalı, şu da olmalı falan hı. diye tabii ki e, e, bir liste çıkıyor ortaya. Diğer yarısı da yolda e, kuruluyor. Yani kervan yolda düzülüyor. Ve başlıyorum ben yani 2-3 ay neredeyse hiçbir şey yazmadan gazete ve dergi taramaya başlıyorum. Bunun için tabii ki kütüphaneleri kullanıyorum. Ama internet devrinin şöyle bir şeyi var. Yani isim vermekte de sakınca yok. Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleri biliyorsun internette var. Var. Yani evet. Cumhuriyet bir paralı abonelik şeklinde Milliyet ücretsiz olarak. Onlar tabii bu işin şey, şey yapmak için başlamak için çok iyi bir yol yani çok iyi bir cumhuriyeti ve milleti şeye tarayarak eğer civcivli bir dönemse diyelim 1963'ün Mart ayında Türkiye bilmem neyle çalkalanıyordu <gülüyor> <gülüyor> E bu bana kütüphaneye gittiğimde tabii ki diğer gazetelerinde e, işte 1963'ün o Mart ayının gazetelerini almaya yöneltiyor <laughs> e, ona bakarken başka bir şeyler çıkıyor ben sürekli e, kütüphaneye gelip bir hafta falan mesela İstanbul'da geliyorum. Hani bunu ayvalıklar nasıl yapıyorsun sorusunu cevaplandırmak için söyleyeyim. Bir haftaya geliyorum. Sabahtan akşama kütüphanelere kapanıyorum burada. Hı hı. Ee, elimde fotoğraf makinesi. Çoğunlukla neyi çektiğimi görmeden yani konuyu başlığından anlayıp hı hı. ne ilginçmiş deyip ama içeriğini bile okumadan fotoğrafını çekiyorum. Ve malzemeyi biriktiriyorum biriktiriyorum. Yani yüzlerce gazete fotoğrafı çekiyorum. Ya Ayvalık'a dönüşte onlara bakıyorum. Nerede <laughs> burada... bakıyorsun? <laughs> Tahmin ediyorum. <laughs> Ekranda bakıyorum. Yani Atatürk se... kitaplığından mı? İstanbul Üniversitesi'nden mi? Neresini Neresi? Daha çok burada Atatürk Kütüphanesi'ni ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni kullanıyorum. Yani gidiyorum, oralara gidiyorum. İzmir'de de gidiyorum. Yani İzmir daha yakın Ayvalık'a ya malum. İzmir'de de eh, Ahmet Piriştina kitaplığı var. Hı -hı. O isim altında bir Hı -hı. gazete koleksiyonu var. İzmir'e de çok gidiyorum. Hatta hı hı. yani İstanbul'a gidemez olduğumda daha sık İzmir'e gidiyorum ee, Yani evet orada ayvalıktan bir şey yapamazsın o anlamda. Fakat zaten e, bazı birikmiş hani ben atmayan da birisi olduğum için eve giren malzemeyi. Biraz yani... evet. Senin bir da <laughs> evin nasıl diye çok hiç merak ediyorum açıkçası. Hiç sorma. <laughs> Kimse de merak etmesin. <laughs> <laughs> ben çok merak et. Yani yok değil, yani önerim. toplasan belki işe dokunur yani merak edecek bir hali olur. Aa ne kadar ilginç bir şey. ama yani dağınık. Yani Hı -hı. toplayamadığımız bir dağınıklık var ne yazık ki. Hı -hı. O bizim beceriksizliğimiz. Yani Hı -hı. her arşiv ya da her koleksiyon ben koleksiyoncu falan da demem kendim ama Hı -hı. hani giren de çıkmaz eve öyle söyleyeyim. Hı -hı. <gülüyor> 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 yani bazı diziler var tabii. <laughs> E, dergiler zaten birikmiş oluyor o dönemden. Hı -hı. Zaten zamanda almışım. E, birazcık satın da almaya başlıyorum. Hı -hı. E, e, işte yani müzik dergileri başta olmak üzere haber, aktualite dergileri yani akis dergileri mesela yoktu. Yani Hı -hı. sadece bu şey için yani 50'ler kitabını hazırladığım için ben bolca akis dergisi satın aldım. Hı, -hı. Tabii. E, sonra internette olduğunu da fark ettim ama zaten onu görsel olarak falan da kullanmak istediğim için kendisine de ihtiyacım vardı. Yani böyle karmaşık bir şey yöntemler diyeyim tabii ki yani ama neredeyse şeyin orijinali hani basılı yayının orijinali neredeyse oraya gidiyorum ve yani bir numaralı bir ikinci ikinci bir numarası bile yok basın taramasıyla yapıyorum bunu tabii ki Hı. ve yani yani kitaplarda da zaten o basın taraması ya da şeyler var yani sözlü tarih diyebileceğimiz Hı. Anılar anı kitapları var. Hı -hı. Ee, tabii ki onlardan da yararlanıyorum. Tabii arkadaşların da var. Yani Gökhan Akçura gibi, Murat tabii, Meriç tabii, gibi tabii, ya tabii, da işte tabii, Express tabii. Ekibi, dedin, tabii, tabii. Yani zaten, yani, ekibi dedin, yani zaten dedin. Yani tabii. O malzemelere benden aynı. önce bulaşmış. Ve, bulaşmış bulaşmış Bulaş, da. Oldu. Bulaşmış <laughs> ve ulaşmış. Evet, ee, arkadaşlarım var. Doğru, tabii. Peki ben sana sorsam 50'ler 60'lar 70'ler 80'ler sen kitabında da bunları çok güzel birbirinden ayırt ediyorsun. Mutlaka çok geçişken tarafları var ama 50'leri bize bir tarif etsen sen. Ee, sonra da müzikal rengini söylesen. 60'lar, 70'ler ve 80'lerin. Yani bunu 50'lerde başlamamın sebebi de çok belirgin zaten. Onu da yazmışımdır herhalde. Ee, yani bütün Batı Avrupa toplumları için bir sıfır yılı. Yani savaştan kurtulma yılı Hı -hı. aslında. Evet. İkinci Dünya Savaşı bitmiş. <laughs> Yaraları sarma dönemi falan diyebiliriz. Türkiye'de Hı -hı. yani direkt kanlı yaralar almasa da... Yani şey mecazi anlamda çok yaralı çıktı savaştan ve dünyaya katılmak istiyor yani uluslararası ilişkiler ve Türkiye manzarası bir anda yani işte çok farklı bir demokrasiye Demokrat Parti'nin kazandığı seçimlere falan dönüşüyor ve Türkiye aslında bir o zamana kadar şey içinde yani kabuğunu kırmaya çalışıyor çünkü kabuğunda daha ya da başka bir benzetmeyle hani tabiri caizse... Hani uyku mahmuru, uykusundan yeni uyanmış, hmm. böyle sabah kahvesini içecek de dirilecek e, pozisyonunda bir 10 yıl geçtiğini söyleyebilirim. Gene yasaklar, gene baskılar var, gene bir takım tomurcuklar var, hmm. hani demokratik tomurcuklar. Edebiyatta, müzikte e, e, yavaş yavaş arayışlar başlamış. E, e, sinema ilginç mesela, yani 1950'li yıllara kadar Türkiye'de, sinemacı deyince gene Muhsin Ertuğrul dışında kimse gelmiyor. Yok çünkü. Hmm. Senede bir film, üç film yani bir elin parmaklarıyla ilgili hep hmm. bütün rakamlar. Türkiye <laughs> 1923'ten 1950'ye kadar bir elin parmaklarını iki el demiyorum yani. Belki bazı seneler on film falan çevirmişiz. Birdenbire 50'lerde yani 50'lerin adına yakışır bir şekilde 50'şer tane film çevrilmeye başlanıyor mesela. Hmm. Yani bütün sektörler uyanıyor. Yani kültür sanat da kültür endüstrisi de çok ufak ufak bir şeyler yapmaya başlıyor. Plak sanayi e, iyice yani çok ufak tefek adımlarla e, başlamış olan e, plak sanayi gelişiyor. Çünkü teknoloji buna artık müsait. Savaş teknolojisi şeye aktarılmış durumda. Yani gündelik hayata aktarılmış durumda. E, Türkiye'de radyoculuk neredeyse çok zayıf emekleme dönemi bütün cumhuriyetlerin baş yıllarında ön, erken yıllarında var ama 50'lerde yani 1949 İstanbul Radyosu'nun ciddi kuruluşu yani kesintisiz Hı -hı. kuruluşu 1949 1949'a kadar İstanbul'da radyo hem var hem yok yani bazen var bazen yok 2 sene var 5 sene yok falan. böyle Çok bir iyi. şey yani 49'da İstanbul Radyosu kuruluyor. Ankara Radyosu kendini yeniden toparlıyor. 1950'den itibaren çok yani bugünkü anlamda radyocunun başlaması. Evet Ankara'da hep bir radyo var ama cılız. Yani Sesi de cılız, program yapısı da cılız. 50'de biraz kendine işte çeki düzen vermeye başlıyor. Radyo Türkiye'yi yani radyonun sesi Türkiye'yi birbirine artık bağlamaya başlıyor. İşte karayolları hamlesiydi, demiryollarının durana kadar işte Yine e, vilayetleri birbirine bağlaması seyri falan. Yani Türkiye birbiri, Türk insanı, yani Türkiye'de yaşayan insanlar e, göçün de başlamasıyla birlikte <laughs> 50'li yıllarda. Çünkü tarımdaki dinamikler değişiyor. İşte tarımda sanayileşme, traktörlerin gelişi falan. E, göç başlıyor, gecekondular başlıyor. Ama en önemlisi de e, yani iyi tarafından bakalım Türkiye'nin, Türkiye'deki insanların birbirini artık yavaş yavaş tanımaya başlaması. Yani köy romanları yazılmaya başlıyor. Tamam, gene diyecektim. ellilerde. Hmm. Gene ellilerde. Şehirli Aydın vay be biz, bizim köylerde nasılmış demeye başlıyor. Köy romanı şöyle. Köy romanı her zaman var. Ee, yani... Ya, Yakup Kadri'nin de yabanı da e, köy romanı veya çalı kuşu hı. hani o da köy romanı ama şehirli yazarlarca şehirden bakışla yazılmış köy romanları. İlk defa hı. elilerde köylüler köy romanı Makal. yazmaya başladı. Mahmut Makal hı hı. E, işte ben sonra Sivri Fakir Kido Baykurtlar, Kemal evet, evet. Bilbaşarlar filan bir e, köy enstitüleri kuşağı da demek lazım onlara. ya yani kendi e, e, yaşamlarını kendileri Kendileri söz almaya başlıyorlar. Şeyde de öyleydi yani 70'lerde, 80'lerde de öyleydi. Şimdi yani gettonun sorunlarını mesela şehirlerde yani Batı Avrupa'dan bahsediyorlar. Fransa'da gettonun sorunlarını Parisli, Parisyen şarkıcılar, hmm. demokratik solcu şarkıcılar gettodaki insanları. Ama ne zaman rap çıktı? Rap kendi dilinden kendi sorunlarını kendi. yansıtmaya hmm. başladı rapçiler veya işte zenciler, siyahiler. Amerika'da veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde ona benziyor şey ya yani Mahmut Makal'ın kendi köyüne ait bir şey yazması rap tavrı gibi. Yani çok güzel atışıyor. hatta sen e, anlatıyorsun. Yanlış söylemiyorum umarım. E, çünkü 50'leri okuyalı daha çok oldu. Dün tekrar baktım ama senden sonra da ben e, o kitabı alıp okudum. Okumamıştım mesela. Çok hmm. hoşuma gitti. Hmm. E, adamı İstanbul'a getiriyorlar. Böyle herkes şey gibi bakıyor adama yani. Evet. Hani sergilenen bir esermiş gibi adamla tanışmak istiyorlar. Bakıyorlar, ilgileniyorlar. Biraz mesela Yaşar Kemal ona daha derin bir ilgiyle ve gerçekten e, yaşadığına anlamak istercesine tabii ki o da böyle şehirli uzaklığıyla bakmıyor daha bir muhabbet ediyor ama herkes böyle şehirde gezdiriyorlar adamı evet, değil mi evet. yani sanki köylü görmüşler, uzaylı görmüşler gibi falan evet. çok enteresan gelmişti bana da biri de çıkıp şey diyor ya. E... Yani onu buraya getirip İstanbul'u gezdireceğinize İstanbul'da aydınları götürüp Anadolu'da <gülüyor> gezdireyim. <gülüyor> aynen aynen. Ya çok çok güzel anekdotlar var mesela o kitapta. 50'lere o sıfır noktası sayman bence de güzel olmuş hakikaten. Senin gözünle bakınca çok enteresan ayrıntılar yakalıyoruz demin bu kahve metaforuna de devam ed edersem e, 60'larda ciddi bir uyanış dönemi artık yani şimdi yani sabah mahmurluğu kalkmış Hı -hı. hakikaten yani Türkiye işte şeyin de etkisiyle e, anayasanın 1961 anayasasının e, yani 60 darbesinden sonra gelen e, yani şöyle çünkü hani 50'lerin sonu çok ciddi bir Demokrat Parti baskı dönemi onu kesmek için e, askeri baskı başlıyor ve 1960 ihtilali oluyor fakat o baskı Çoğun son derece demokratik bir anayasayla böyle şey e, adeta e, şeyinden günahlarından arınıyor. Hani hmm. günah çıkartır gibi hmm. <laughs> darbe yaptık ama şahane anayasamız var. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz artık bizi dercesine. E, ve 61 Anayasası'nın da e, desteğiyle ya da e, yastık bir bir tür yastık oluyor. Ve işte sendikalar, Türkiye İşçi Partisi... Ee, yani sol yayın evleri, e, sol yayınların, sol yazarların ya da marksizmin e, ilk çevrilen eserleri falan hep 60'lar, Nazım Yeniden, hmm, Nazım Hikmet 1965 işte basılmaya başlanıyor. Yani uzun 10 yıllıklık, 10 15 20 yıllık bir hmm. aradan sonra belki de daha fazla. Ee, yani bir uyanış dönemi, ee, sinemada da uyanış dönemi. İlk toplumsal içerikli filmler 1960'tan itibaren 65'te artan bir şekilde çevrilmeye başlanıyor. 65 seçimlerinde işte Türkiye İşçi Partisi'nin meclise milletvekili sokacak kadar güçlü bir oy alması ve buna her zaman eşlik eden müzikal yeni melez müziklerin ortaya çıkması Anadolu pop Aranjman, Ajda Pekkan veya Moğollar veya Tülay German veya işte Erkin arabesk Koray. Ee, ve ucundan hmm. ucundan Arabesk'in hmm. gözükmeye başlaması. 70'lerde patlayan Arabesk. Yani 60'lar aslında yani dünyayı hmm. değiştirme dönemi. Yani memnuniyetsizliğin bir şeyle yani ağlayarak değil biraz evet, ağlayarak mi? bol bol da hak talep ederek hmm. değiştirilmek istendiği bir dönem. Ve bu 70'lerde Giderek e, bir devamlık yani 60'lar 70 ile 70'ler arasında Türkiye'de Batı Avrupa'da veya Amerika'da olduğundan daha e, e, bütünlüklü bir 20 yıl aslında. Hı -hı. Çünkü mücadele 60'lı yıllarda başlayan toplumsal mücadele 70'lerde e, belki biraz e, şey değiştirerek yani küçük e, ya yani evriliyor ve e, yani biraz yer yer şiddete e, bulaşmak zorunda kalarak da olsa aynı taleplerin, aynı ses tonuyla veya yükselen ses tonuyla e, talep e, dile getirildiği bir dönem. Avrupa için bunu o kadar netlikle söyleyemeyiz çünkü 60'lar çok büyük bir yükseliş dönemi Avrupa'da. 70'lerse o yükselişin aniden adeta çöküş, hayal kırıklığı. Peki ne yapabiliriz? Bir, bir defa denedik, bir daha mı deneyelim? Yoksa e, parçalara mı ayrılalım falan tartışmaların hmm. olduğu bir dönem. Bir taraftan mücadele devam ediyor ama e, kırılmalar çok yüksek. Türkiye'de o kırılmalar e, başka türlü ya da hiç hemen bazen de hiç yok yani bir şey yani, ne tablosudur o böyle şey yükseliyor yani ivme e, sürekli yükselen bir ivme var toplumsal mücadeleler açısından. Ama gene arada bir küçük darbemiz var çok önemli 12 Mart yani 12 Eylül'ün provası niteliğinde. Demin övdüğümüz o 61 anayasasının e, budandığı bir hmm. e, dönem o. 12 Mart 1971 darbesi e, giderek yani Türkiye bir şey sarmalına e, tabii soğuk savaş olduğunu da unutmayalım dünyada yani Türkiye o soğuk savaştan çok çok e, e, nasibini alıyor çok etkisinde kalıyor e, yani Amerika bir taraftan e, Rusya bir taraftan e, yani o ideolojiler ve o, o, o üretim biçimleri nin baskısıyla ne yapacağını şaşırması çok doğal yani. O arayış çok zenginleştiriyor Türkiye'yi. Diğer taraftan da bir şiddetin de eşiğine, yani bir şiddet toplumunun eşiğine getiriyor. Yani bir iç savaşın neredeyse eşiğine Hı -hı. getiriyor. yani çok ciddi sağın ya yani paramiliter teşkilatlarının, sağ örgütlerin ve partilerin paramiliter teşkilatlarının kurulduğu ve sol teşkilatlarında kendini savunma olarak başlayıp ama sonra kendine de yönelen bir ne yazık ki kendine de yönelen bir şiddeti söz konusu. Yani eşitlik uğruna verilen bir savaş ne yazık ki ya lekeleniyor ya da zaten buna izin verilmiyor. Ve 80 darbesi çok sert bir şekilde o şiddeti kesip kendi şiddetini başlatıyor diyebiliriz. Yani siyasal alanda bunlar olurken kültürel şeyi de akışı da kesiyor çok ciddi şekilde. Çünkü 70'lerde müzik yapan ya da 70'lerde sanat yapan insanlar ya kaçmak ya susmak zorunda kalıyorlar. Hı -hı. Ya ağız değiştirmek ya da bir süre söylüyormuş da yani söylemiyormuş da söylüyormuş gibi yazmak, Hı -hı. yapmak, iş görmek zorunda kalıyorlar. Toplumsal hareketlerden doğrudan bahsetmek yasak çünkü. Hı -hı. Dolayısıyla yani 80'ler yani arayış derken şey arayışı da var yani yeni bir yol arayışı bir de eski yoldan kurtulmanın yani kurtulmak zorunda kalmanın bunalımı da söz konusu 80'li Türkiye'nin 80'lerinde. Sen ee, 70'leri anlatırken 60'ların e, yarattığı birikimi Cepten yedi gibi de anlatıyorsun bu arada evet, evet. değil mi? Yani öyle de bir evet, 60'ların bir bir koymadığı için. Evet. Geri yani 60'ların 60 devamını yani o güne yani değişen toplumsal koşullar, değişen üretim biçimleri ne ayak uydurmayıp 60'larda ne dediyse onu aynen tekrar edip sadece daha fazla gürültü çıkararak yani biraz dediğim dedikçi bir dönem hmm. giriyor aslında ama o biraz da tabii 12 Mart'ın sonucu yani 60'lardaki o toplumsal değişim değişme arzusu ee, şeye uydurulmuyor. Ee, yani bir 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 inada belki bindiriliyor. Hmm. Ee, onu kastetmek istemişimdir ya da istiyorum şu anda istiyorum. <laughs> ee, ya bir sen... yeni bir ses yok yani. Yani evet. 70'lere özgü e, Türkiye'nin sesi e, 60'ların devamıdır, 60'ların mirasıdır diyebiliriz. Eee hmm. arabesk dışında ama arabesk de 60'ların mirası sayabiliriz aslında. Hmm. Yani en çok ama en taze, en e, yenilikçi ee, ve ve hani ya, hakkında söz edilmeye değer, kafa yormaya değer e, müzikal form ya sanatsal form arabesk bence 70'lerde başka bir yenilik e, yok gibi bir şey. Şimdi 50'ler, 60'lar, 70 ve 80'lerin genel atmosferini bize çizdin. O dönemin müziklerini kimler temsil eder sence? Hem müzik türlerini hem de sanatçıları senden istesem. Zeki Müren tabii. Yani hem 50'lerin hem 60'ların en önemli figürlerinden biri Zeki Müren. Yani Türk sanat müziğindeki değişimin sesi ve ilk yani ilk ilk, ilk radyo starı. Yani hı hı. Demin radyoların Türkiye coğrafyasını birleştirme kabiliyetinden bahsettik. Bunun en önemli simgelerinden biri, en önemli simgesi aslında Zeki Müren ilk radyo starı. Daha 1951 yılında bir gecede star oluyor. Yani Türk sanat müziğindeki değişimi temsil etmesinin yanı sıra kendinden sonra gelen bütün müzik türlerine de küçük küçük böyle katkılar, adaptasyonlar getiren birisi. Yani 60'larda Anadolu pop mesela akımı başlayacak bir Anadolu pop şarkısı da yapacak. Yani hmm. bir Alevi aşığından işte Mühür Gözlüm'ü söyleyecek hmm. veya aranjman başlayacak, Ajda'nın aranjmanları başla o belden bir aranjman söyleyecek. Yani bütün değişimlere küçük ayak uydurarak da e, sanat müziğini de genişleten bir birisi çünkü. 50'ler için yani yükselişte olan bazı müzikler var yani Türk sanat müziği gene tüm halka yayılırken Türk halk müziği de köylerden şehirlere yayılıyor veya Karadeniz bölgesi sadece Karadeniz müziği bir zamanlar dinlerken veya işte Orta Anadolu sadece kendi türkülerini bilirken radyo sayesinde her bölge her coğrafi bölge birbirlerinin türküsünü de çok rahat bir şekilde Radyosun düğmesini çevirdiği anda fark ediyor. Bunun simgesi olan bir takım e, 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 türkücüler var. E, yani ilk kitabın adı Şimdiki Zaman Beledir. Mesela e, Zehra bilirim ve Muzaffer Akgün'ün meşhur ettiği tam 1950 yılında yayınlanmış bir plaka bu diyardan seçme bir dize var. Şimdiki Zaman Beledir. Hı hı. Hem de Şimdiki Zaman'a yani bir değişime vurgu yaptığı için seçmiştim o adı. Yani bu iki saydığım isim Zehra Bileri ve Muzaffer Akgün işte plakları İstanbul'da, Ankara'da ve bütün bölgelerde satılan sanatçılar. Sahneye çıktılar mı her yöreden türküler okuyan sanatçılar. Yani belirli bir yöreyi değil, yöreselliğin belki aşılmasını Türkiye'nin bir, birbiriyle birleşmeyen, vilayetlerin birbiriyle birleşmesini simgeleyen isimler. E ee, işte caz denemeleri biraz da Amerikan Hollywood hmm. filmlerinin etkisiyle e, yabancı müzik eskisinden daha hızlı ve daha kalıcı bir şekilde e, Türkiye'ye giriyor ve ilk e, şehirli burjuvazinin oluşmasıyla birlikte oluşan gece kulüpleri, kervansaray gibi gece kulüplerinde hmm. falan veya bazı Hilton oteli, ellerin tam ortasında Hilton oteli açılıyor. Bunların e, şey salon, ya yani gece kulüpleri var şey salonları, dans salonları var. Hı hı. Bunlar için orkestralar yetişmeye başlıyor hı hı. ve caz müziğinin önce adaptasyon biçiminde ya yani cover şeklinde gelişmeye başlaması batı müziği öğrenen insanların çoğalması hı hı. enstrümanların artık Türkiye'de iyi kötü bulunabilir olmasıyla başlayan bir yabancı müzik salgını var. Şehirlerde ...ki gerçekliklerden biri haline gelmesi var. Yani kadın erkek birlikte eğlenmeye de aslında 50'lerde iyice başlıyorlar. Hmm. Yani eşli bir şekilde yani damsız girilmez <laughs> modeli gece kulüplerinin sayısı çok artıyor. Yani cazı da aslında bir salon cazı tabii da, dans orkestralarını 50'lerin fenomen müzikleri arasında... E, sayabiliriz. Ya, ya radyo çıkan herkes aslında işte dört büyük kadın ses edilerde de hakimetinde, 40'larda başlayıp e, hatta 60'lardan gelip elilerde e, zirvedeki yerlerini iyice sağlamlaştıran işte müzeyyen senar, Hamiyet Üjeses, Safiye Ayla ve Perihan altında hmm. dörtlüsü. Onlar yani futboldaki dört büyüklere de tekabül edebilir. Hmm. E, bu isimleri e, sayabiliriz. Bu arada Hilton dedin hemen böyle aslında anekdotlar aklıma geliyor sen bir şeyler söylerken. O 50'ler kitabında vardı galiba ya da değilse sen düzelt. Senin kitaplarından birinde. Şimdi bu Hilton Koğuş'u deniyor ya Ulucanlar Cezaevindeki evet. lüks bölüme yani evet. lüks diyorsak da aslında orası da baya kötü ama işte siyasi mahkumları da orada biraz daha evet, nispeten... Imtiyazdı, biraz imtiyazdı. Evet biraz imtiyazlı. Evet daha rahat bölümlere yerleştirmek istiyorlar. Bir siyasetçi... E, salı veriliyor kısa süreliğine olduğunu aslında bilmiyoruz biz. Osman Bölükbaşı galiba. Galiba evet tam da oydu. Sonra Hilton Oteli yeni açılmış balo salonunda adam eğlenirken hakkında arama çıkartılıyor. Buluna buluna o Hilton'da Hilton, bulunuyor. Adam. Gerçek Hilton'da bulunuyor ve Ankara'ya götürülüp Hilton koğuşuna atılıyor. Çok acayip yani ben, ben, çok seviyorum işte senin kitabına dair kitaplarına dair böyle anekdotlar bana acayip güzel geliyor. Peki atmışlar? 60'lar yani bugün dinlediğimiz neredeyse bütün müziklerin çıktığı ilk ilk hmm. çıktığı tarih hmm. yani hmm. aranjman yani Türkçe sözlü hafif müzik, yabancı şarkılara Türkçe söz yazılması Ajda Pekkan gibi hala hmm. var olan bir fenomen 60'ların tam ortasında çıkıyor. Ee, Beatles müziğini e, Anadolu türküleriyle birleştiren ve bugün hala hala geçmişe dönülüp keşfedilen ve yenileri yapılmaya çalışılan Anadolu pop müziği hmm. 60'ların tam ortasında gene çıkıyor. Ee, yani şehirli gençler um, Anadolu'ya bir tür şey ödüyorlar. yani borçlarını adeta. Hmm. Yani biz sizi ihmal ettik dercesine böyle kendi kendilerine e, İstanbul e, evlerinde ve sokaklarında ve kulüplerinde Anadolu'nun müziğini e, çalmaya başlıyorlar. Ee, 60'ları demin uyanış yılları olarak tarif ettim. Ee, Alevilerin de uyanışı, yani hmm. Alevi toplumunun da uyanışı. Dolayısıyla müzikle birlikte e, 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 uyanışı. Yani Alevi aşıkların politikleşmesi ve e, kendilerini artık plaklarla. Çünkü şehire geldiler artık. Yani kendi köylerinde değiller. E, göç başladı hmm. e, şehirlere doğru ve şehirlerde plak sanayi kuruldu. Orada e, kendi o günün değerlerine ait, o günkü taleplerini dile getirdikleri plaklar çıkartmaya başlıyorlar. Bir kısım aşık Türkiye İşçi Partisi saflarında politika yapmaya başlıyor. Ama şart değil politika yapması. Yani her bir Alevi'nin sazını alıp doldurduğu her plakta bir, bir toplumsal sesleniş var. Yani şarkı tırnak içinde toplumsal içerikli olmasa bile, hani toplumsal gerçekçi olmasa bile o güne dair. Yani karısına çok moda olduğu için pick up almak zorunda kalan bir adamın aile reisinin türküsü yakılıyor mesela bir Alevi Ozan tarafından Ali Kızıltuğ tarafından şimdi modaymış illa pick up diye tutturdu gibi sözler <laughs> bulabilirsin mesela ya yani O güne dair, o günün yaşayışına dair artık çok açık, yani Türkçenin de güftekarlığın da geliştiği, güne sadeleştiği ve gündelik hayatın bir takım işleyişine uyarlandığı türküler ve şarkılar var 60'lı yıllarda. Türk sanat müziğinin iyice gündelik dile ayak uydurması var, yani divan edebiyatından kurtulup artık belki hani, şey olması. E, Sade şiir e, hani garip akımının hmm, ne bileyim hmm. belki ilave e, bir örnek vermem gerekirse e, garip akımı gibi kadar ya yani birinci yeni kadar e, e, ilginç sözlerin yazıldığı mesela trende e, 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 vagon gözlerin vagonları dolaştı üzgün üzgün diye bir şarkı 1930'larda yazılmazdı. Anlatabiliyor muyum? Ee, Dünya isim... dönüyor zaten evet, değil mi? Evet kitabın adı izle. yani çok hıza evet, yani o yılların değişim, yapan. değişim hızına yönelik olarak koymuştum. Ee, işte bütün Anadolu popçular aslında simgeleyen sanatçılar olabilir. Yani Erkin Koray'da, Cem Karaca'da, Moğollar'da veya işte altı mikrofon yarışmasına katılan herkes. Ee, ve biraz öncesinde birkaç sene öncesinde e, Tülay German Hmm, önemli bir 60'lar simgesi olabilir. Ruhi Su önemli bir 60'lar simgesi. Hiçbir zaman kitlesel bir sanatçı olmadı ama e, e, düşünemeyeceğiniz kadar çok insanı etkiledi. Hmm. E, şey söylerler ya Velvet Underground yani evet, Ruhi Su'nun evet. grubu Velvet Underground'da hmm. doğru düz satmamıştır. Ama e, o, kendinden sonra gelen herkes e, e, Velvet Underground'dan etkilenerek çok satan plaklar hmm. e, yapmıştır. Ruhi Su da öyle. Yani Ruhi Su hmm. bütün rock'ın aslında görünmeyen babası gibi. Hmm. E, dolayısıyla 60'lar için çok önemli bir, bir figür. 70'lerde de etkisi e, aydınlar veya üniversiteliler veya solcular katında e, değerli. Bu arada sen Cem Karaca'nın aslında arabeskten beslendiğini söylüyorsun, değil mi? Yanlış. Tamirci mi? çırağı Hı -hı. şarkısı Hı -hı. için kendi söylüyor bunu da. Yani e, Orhan Gencebay şarkılarında bir türlü yani ...tam tarif edilememiş bir tip vardır... ...bir garibandır... Hı hı. ...o garibanı alıp toplumsal... E, 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 ...alt yapısını... ...toplumsal bir altyapıya oturttum... ...oturtmak Anladım. için yazdım evet, bu şarkıyı hı. diyor... ...tamirci çırağını... ...yani işte Orhan Gencebay'daki... ...nerede boynu bükük bir garip görsen... ...kim bilir nelerdi vardır... ...diyorken... Hı hı. ...Cem Karaca o adamı alıp... ...bir tamirci çırağı yapıyor... ...yani hı hı. bir işçi sınıfı... Hı hı. Hı hı. Yani working class hero hı hı. halinde kuruyor. Ee, fabrika Kızı mesela. Yani Fabrika Kızı da e, e, hatta bestecisinin tarifiyle Marksist bir şarkı. Evet ee, Yani ürettiği ürüne yabancılaşmış bir hı. işçi kızı. Yani fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi. Peki Hakkı Bulut... Sen onda punk bir tavır olduğunu söyledin aslında. Sizin bir söyleşinizi dinledim ben Murat Meriç'le birlikte. 70'ler kitabı çıktıktan sonraydı galiba. Hakkı Bulut'un çok tiye alınan bir tarafı oldu. Çünkü seni 3 yaşındaki kardeşinden bile kıskanıyorum diye bir şarkı vardı galiba. Onunla ilgili olarak ama. Acısız Arabesk'in 80'ler bir 80'ler fenomeni olan Acısız Arabesk'in simge şarkısı. Tek şarkısı daha doğrusu. Bir de acısız arabesk durumlarımız var. Sen onu da kitapta evet, e, evet. iyi anlatıyorsun. Fakat Hakkı Bulut e, ilginç bir figürdür. Yani çok üretken bir besteci Hı -hı. ve e, biraz şeysiz, e, yani dizginsiz birisi. Hı -hı. E, yani bestelerinde öyle, sözlerinde de öyle. E, biraz çalak alem ama çok değerli e, dizeleri var. Ve onları stüdyoda okuyuşu, hani panka benzettirişimin sebebi e, biraz yüksek sesle biraz hani e, ses kalitesi olarak düşük ama e, duyguları aktarma biçimi olarak hmm. çok serbest ve e, çok e, kararlı e, e, şarkılar ve e, çok e, basit altyapılarla yani bir dümbelek bir bağlamayla çalınan nerede Orhan Gencebay'ın işte senfoni orkestrasının hmm. yarısını alayım biraz da e, Arap usulü e, çalan kemancılar alayım küçük bir stüdyoyu tıka basa doldurarak kayıtlar yapalım ve ihtişamlı bir oranla çok basit hmm. çok kolay e, e, güzel iki dakikada <laughs> e, çıkacak türden şarkılar yapıyor ama çok değerli şarkılar ve arabeskte politikayı politikaya doğrudan doğru yani doğrudan politik şarkılar yapan ilk arabeskçi hmm, hmm. demin hatırlattın evet yani 80 darbesi olmasaydı bence arabesk e, politikleşecekti yani Orhan Gencebay e, ha, ve Hakkı Bulut e, bunun sinyallerini veriyordu Ferdi Tayfur da bence işin farkındaydı Müslüm Gürses'e. E, Müslüm Gürses'i sinemaya şey yaparken e, çağırdıklarında ilk yaptıkları Müslüm Gürses filmi 1979 tarihi bir solcuyu oynuyor. Hmm. <laughs> Müslüm ya. Gürses de solcu olacaktı hmm. e, bu gidişle tutsaydı. Yani 12 Eylül darbesi olmasaydı hakikaten bir şeyler olur başka bir şeyler olacaktı. Hmm. Ondan sonra tabii her şey başka bir tarafa gidiyor. Daha renksizleşiyor, silikleşiyor. Politik karakterler politik olmamaya başlıyor değil evet, mi? Evet. Ya ben şeye çok şaşırdım mesela. Ben onu evet yani Zülfü Livaneli'nin e, müziğindeki değişiminin herkes farkında. Sebeplerini aşağı yukarı bilinir zaten. Hani Ada albümünü yapması. Yani bir politik şarkılar geleneğinden gelen birinin edebi şarkılara geçmesi. Yani Hı -hı. işte Fransız şairler ve Orhan Veli bestelemeye var çok değerli bir plaktır Ada plağı ama nerede 80 öncesi e, e, marşları şeyin Hı -hı. E, Zülfü Livaneli nerede o bunu o kadar abartmış ki ben bilmiyordum. Yani bu 80'ler kitabını hazırlanırken öğrenip kitaba aktardım. Bir Fransız gazetesine ya Liberation ya Le Monde'a ya da işte bir, bir Fransız gazetesine verdiği beyanatta Theodorakis'le olan ilişkisini söylüyor yani. Evet, benzerlik kurmuşlar daha doğrusu siz de hani Türkiye'nin Teodoro Kisi misiniz gibilerinden bir soru sorduysa. E, evet diyor yani şarkıya bakış açılarımız falan çok ortak. Yani birbirimizi yani tanıyoruz, seviyoruz. Tek farkımız onun politik şarkılar yapması. Benimse politik şarkılar yapmamam. Allah Allah. Oysa <laughs> yani, ya, yani, senelerce sen ne yaptın peki? Hmm. Yani tabii Fransız onu sormuyor ama çok yarattı bende hakikaten. Ama işte 12 Eylül'ün e, bunlar e, Neleri diyelim? Yani ağzımızı bozmamak için. Ya biz tabii, <laughs> Etkileri diyelim. Ben 80'lerde tabii çok çok çocuk olduğum için 80'lerde çocuk olmak diye de bir kavram var ya. Evet. Yani işte sen onu kitapta çok güzel anlatmışsın. Bir taraftan da özgürleştirici gibi görünen bir tarafı var tabii ki. Yani ülkeye bir dolu yeni oyuncak giriyor işte. Videolar, walkmanlar, oyuncaklar, galeriyalar, gözümüz boyanıyor. Buz pateni var ya orada. Tabii hani tabii. Tabii. Bizim için, çocuk için çok eğlenceli yeni ...kanallar, renkli bir şeyler falan ama... ...bir taraftan da çok ağır bir ortam var. İşte Kenan Evren var... ...mesela. Yani sürekli... E, ...kardeşim saçınızı... ...öyle kesmeyin... ...den tutun da bilmem neye kadar... ...karışan biri var. Ne kadar ağırlıklı... ...olduğunu her konuda böyle... ...hani benim... E, ...tabii ki hatırlıyoruz, biliyoruz ama... ...müzikli böyle bir kitapta bile içim sıkıldı... ...ara sıra yani. Onun müdahalelerini... ...hatırlayınca. Ya şeye gitmiş işte... Hep böyle teftişe çıkıyor okullara falan evet, giriyor. Evet. Ee, bir şey e, tabii ki yani hepimiz yazardık değil mi? Şey tahta sıralarımıza ya e, evet kalpler ya. yapardık ee, adımızı yazardık, sevgilinin ya da adını yazardık falan, falan. Şey Gidiyor diyor ki üstü karalanamayan ağaçlardan yapılmalı bundan sonra sıralar ki <laughs> yani sana ne oluyor ya? <gülüyor> Çok <gülüyor> yani acayip not ettiğim. Nereden et bulacaksın ya. Ya? üstü çizilmeyen ve karalanmayan e, ağacı da? <laughs> sen onu çok güzel ifade etmişsin İşte bir tarafta çok ağır bir baskı var bir taraftan işte böyle özallar var aile olarak özallar evet, var evet. hani onların bir şey yani koy bir kasetle neşelenelim diye bir cümle var ya yani hayatımıza evet. öyle şeyler de giriyor ama bir taraftan da yeni bir şeyler olmaya çalışılıyor hani özgürlük gibi görünen oynak bir tarafımız var şimdi ben 80'ler kitabından tabii ki çok isim var çok karakter var ama bir takım İsimler çıkardım. Senden biraz da bunlar üzerinden konuşalım. Mesela işte Barış Manço, Ahmet Kaya ve Özgün Müzik'ten bahsetmek gerekiyor. Çok önemli. Michael Jackson, işte e, bulutsuzluk özlemi Hani böyle İstanbul'un bir tarafını da görüyorsun ya işte Ferhan Şensoy geliyor Park Otel işte şimdi yeniden Park Otel var ama çok tartışıldığı inşaatı işte Alman konsolosunun Gümüşsuyunda hemen yanında ama eski Park Otel'de gidiyor Turgut Uyar'ı görüyor. Evet. Ya çok hayran ama ya dur adam beyninde ne şiirler döndürüyordur şimdi ben onu bozmayayım diyor Özdemir Asaf'tan daha önce küfür yemiş. <gülüyor> <gülüyor> yani hani ona müdahale etmiyor ama o Ferhan Şensoy işte böyle hani Tatlı hayranlığını gördüm. Ferhan Şensoy önemli bir karakter. Çok önemli. Çok, evet. Benim de gençliğim için yani kendi kişisel tarihimde de çok önemli bir evet. karakter. Evet. Yani biraz onunla büyüdük diyebilirim yani. işte Şahlar'ı vurdular. Bu arada ben yetişemedim nedense. Hı yani çünkü hı. işte demin İzmir'de, demin İzmir'de okuyordum. Fakat şeyden itibaren hani bütün o soyut padişahlar, herhangi şeyler, İstanbul'u satıyorumlar falan. Ve kitaplarıyla da, gündestesiyle falan çok evet, önemliydi evet. benim için. Türkiye'nin hayatında da yani gençliğin hayatında da ya da tiyatro dünyası için de çok yenilikçi ve değerli şeydi. Ferhan Yani orta oyuncuların oyunları. Sen çok tarafsız yazıyorsun yani aslında e, bu kadar yıldır müzikle aşina olan Türkiye'de yaşayan e, ve müzik yazarlığı da yapan bir insan olarak belli insanlara yakınlığın olmasını çok anlayabiliyorum ama daha ansiklopedik, daha mesafeli yazmışsın ama Şanar Yurda Tapan'la e, bir saygı duyduğunu en azından hani hissettim biraz onu anlat isterim niye önemli bizler için senin için e, bir taraftan da şu soruyu da eklemek istiyorum. Bu kitaplardan sonra e, sen daha derin gördün bizden. Yani şöyle bir şey, biz Murat Meriç'e yaptığımız programda konuştuk. Ben dedim ki ya Murat, bazı isimler var bugün mesela siyasetle e, yakınlıklarıyla hayal kırıklığı yaratıyor bizde. Aslında baştan sonra onların hayatlarını çizgilerini izliyorsak aslında üzülmememiz ve şaşırmamamız gerekiyor. Ee, sen şimdi bu insanlara daha derinden baktın, yeniden saygı duyduğun ya da sevmez olduğun kimler var? Onu da merak ediyorum. Demin bahsettiğim bir yere bağlanırsak beni şey düşündürmüştür. Bu bunu hayal kırıklığı e, hayal kurmaya da hayal kırıklığı şeyinde ele almayalım da. Evet. Ben yani kendim öyle Türk... düşündüğüm için Anladım. kendi yani, tarafımla sen de. Yani tarafımda dedim ya Ferhan Şensoy benim kişisel tarihim hı, içinde de önemliydi. Bir diğer kişisel tarihim içinde önemli olan bir diğer kişi de Masar Alan Sondu. Ve bunlar hı hı. çok enteresan bir şey. 80'lere birlikte başladılar. Yani birlikte e, e, şahları da vururlara Fuat ve Özkan müzik yaptı. Bunları daha sonra Maslar yeni sözler yazıp 80'lerin ortasında bizim de gençliğimizin tam ortasında işte Ele Güne karşı albümü çok büyük hayranlığımızı kazandılar. Evet. Çok yenilikçi bir müzik. Ee, Avrupa ile çok ortak noktalar olan bir New Wave gibi bir müzikle mesela çok çok güncel bir müzik yaptılar yani. Ee, ve biz hakikaten ben bir Ferhan Şensoy ve Alan Alanson hayranıydım. Ne oldu da Türkiye birini ya yani ulusalcı kanada hmm, hmm. bir diğerini ise e, dinci kanada sürükledi? Yani 80'lerde bu insanlar ortaktılar. 80'lerde bu insanlar bizim gençliğimizi ortak etkilediler. Ama şimdi birini ulusalcılar seviyor, birini e, e, siyasi İslamcılar seviyor. Hmm. Ne oldu Türkiye'de? Yani bu değişim o kişilerin kendi karakterlerine özgü olarak mı oldu yoksa Türkiye'nin değişimlerini mi izleyebiliriz ona? Evet. Ben de ikincisi. Hı -hı. Yani karakterleri el, elbette buna yardımcı olmuştur Hı -hı. ama... ...hakikaten Türkiye o dönemden bugüne... E, ...bayağı bir e, saflarını e, başka de. türlü... ...başka <laughs> bizim bilmediğimiz yani 80'lerde 70'lerde kullanılmayan te terminolojiyle... ...yani sınıflar açısından değil mesela... ...ya da cumhuriyet değerleri tırnak içinde olan yani alışılmış düşünce biçimlerinin dışında fazlasıyla kültürel Hı -hı. yani fazlasıyla aslında gerçek mücadeleyi e, örten e, bir takım başka fikirlerle e, işte şey falan diyorlar ya merkez çevre ilişkisi çok kullanılan bir şey sosyolojide çok moda oldu yani e, Hı -hı. ne alakası var merkez çevre yani bunların sınıfı yok mu yani anladım yani biz e, yani marksist anlamda marksist olmayanların bile kendini ifade biçimi hani soza e, e, çatışması değil miydi? Yani bu bu yararsız bir şey değil ki. Bu bir gerçek, bir toplumsal gerçeklik. Onun yerine başka ikilikler, başka mücadele alanları, kültürel işte e, din, <laughs> Atatürkçülük ve dincilik gibi hı hı. daha e, görece e, kendi içinde homojen olmaması olmayan bir takım e, şeyleri birleştirdiğini iddia ederek homojen yeni bir homojen yapı ...ya yani heterojen yapıları birleştirerek homojen yapı kurduğunu iddia eden bir takım fikirler çıktı ortaya. Ve işte Ferhan Şensoy bir tarafta mesela ilk bakışta tabii yani bunlar çok nüansları olan şeyler... ...Mastral son diğer tarafa soktu. Bu beni şaşırtıyor. Ee, onu söyleyebilirim. Yoksa ben Ferhan Şensoy'a e hala hayranım. Bazı konulardaki bazı fikirlerine artık e, katılmasam da... masar alan sonra hemen hemen hiç katılmasam da artık... Yaşayış hı hı. biçimi olarak ama ben masar Alan son şarkıları dinlemekten, yani onu bir hayal kırıklığı olarak ben değerlendirmiyorum şarkılarını dinlemeye devam ediyorum Orhan Gencebay şarkılarını da dinlemeye devam ediyorum ama bugünkü Orhan Gencebay'ın ve bugünkü Masal Alan durduğu yeri tabii ki kendi ideallerime, Türkiye hakkındaki şey görüşlerime ve hayallerime uygun bulmuyorum yani bunu tabii ki söylemek zorundayım. Bu arada sen Fuat'la tanışmalarını da anlatıyorsun. Çok güzel. Yani tabii, tabii, aslında tabii. işte sıfır noktası bir anlamda hani 70'ler kitabında mıydı? 80'lerde miydi? Bilmiyorum ama tabii ki daha önce olmalı. 60 ya ya 60'lar kitabında olmalı. Tabii Beatles'ın Rubber Soul planı görüyor Masar. Fuat'ın elinde. Ya Kadıköy sokaklarında <laughs> yürüyen bir Fuat elinde Beatles'ın Rubber Soul planı, Masar gidiyor ya diyor. Ben bu dinlemedim diyor. Kardeş diyor. <laughs> Gel beraber dinleyelim. Beraber bir olur dinleyeceğimiz bana bir yer varsa falan <laughs> gidiyorlar. Böyle tanışıyorlar. Yani Mazhar Özkan böyle kuruluyor. Çok güzel. Ya yani başlangıç noktalarını görmek çok güzel işte senin kitaplarda. Peki Şanar Yurda Tapan? Şanar Yurda Tapan yani çok çelişkili iki alanın tam ortasında yer alıyor. Ve bunu bir çelişki olarak yaşamıyor. Çok e, ilginç buluyorum. Yani pop dünyasının neredeyse e, en e, tepe noktasındaki insan. Yani pop dediğimiz şarkılar nedir? gelip geçici aslında hı hı. mevcut mücadele alanlarını örtücü bugün var yarın yok hı hı. basit neşeli yararlı ama hani yarına kalmayacak türden şarkılar yazan bir endüstrinin Türkiye'deki plak endüstrisinin en üretken insanı ve politik müzik yapan adı politik müzisyene çıkmış insanlardan daha politik bir kimlik ve hı hı. bu ikisinde ne yardan ne eserden vazgeçerek <laughs> Kendi pop alanına küçük küçük dozlarda hmm. e, politika zerk ediyor. Hele Melike Demir ile tanıştıktan sonra iki kanada ayrılıyor. Bir pop şarkıları yazmaya devam eden bir de doğrudan doğruya siyasal şarkı yazıp Melike Demir Ağa okutan. Ve hani o şarkılarda bir tahlil bir bakış var hmm. ve o bakış çok sağlıklı. Hmm. Yani çok da yani arabesk dinleyenlere el uzatan insan var mesela Melike hmm. Demir Ağa şarkılarında. Emeğe e, yani sol jargonun bir şarkı içine hani koskoca Marksizm'i bir şarkı içine nasıl sığdırırsınız? Yani belli bir çok ciddi bir beceri gerektirir ve ne yapsanız da tabii ki eksik kalır. Ama yapılabilecek en iyi şekilde e, e, yapan birisi sözleri yani çok iyi bir güftekar hı hı. bir kere e, e, ikinci özelliği bestekarlığı belki de Bilinci özelliğin kendi varlık biçimi olduğunu söylemeliyim yani sanatından önce ya duruyor oradan hiçbir yere kıpırdamıyor yani siyasi alanda ve pop alanında bu çelişkileri bir çelişki olarak yaşamaması benim çok ilgimi çekiyor. Sonra 12 Eylül darbesi sonrasında Avrupa'da takındığı tutum da çok gerçekçi. Yani Cem Karaca tam bir hayal kırıklığıdır. Ben tabii ki Türkiye'ye dönmesine engel olacak bir şeyin yaşanmasını istemem. Diye. tabii ki Türkiye'ye dönseydi, Özallar'la da elde sıkışsaydı ona da bir itirazım yok. Ama kendi arkadaşlarını, kendi bir zamanlar yandaş olduğu, omuzdaş olduğu insanları adeta şey çıkarırcasına, ihbar edercesine ya da onları küçümsercesine demeçler vermesine çok hayal kırıklığı olarak değerlendiriyorum. Kendi dönseydi ama dönmeyenlere laf etmeseydi hmm, işteyse hmm. diye düşünüyorum. Ama Cem Karaca da çok değerli bir insan. Bence hani Türk müziğinin bütün türlerinde gelmiş geçmiş en önemli eser veren yaratıcı şahıslardan bir tanesi. Yani mesafeyi böyle düşünerek koruyorum herhalde. Çünkü yani ben her türden şarkı severim. Yani. İşte. Tabii yoksa kimseyi sevemeyeceğiz bir de <laughs> yani. Hani sonuçta ortada da güzel bir müzik var. İşte 80'ler kitabında Ajda Pekkan muhabbeti var ya. Yani Ajda Pekkan e, bayağı eleştirilmiş, kadın yerden yere vurulmuş. Ondan sonra zamanında yok ki ekmek fiyatını biliyor mu bu kadından? Tutalım evet. da siyasette niye çok ilgili değil de işte okumadığı kitapları okuduğu söyleniyor da yani sürekli kadına bir e, entelektüel e, evet. bir şey yükleme çabası ve olmadığı için niye olmasın sadece sesle işte müzikle olmaz gibi ne kadar yüklenilmiş oysa bir zamanlar yüklenilen insanlara bakıyorsun bugün ne kadar daha başka bir yerdeyiz onu da görüyorsun bu arada bu 80'ler özetinden devam edeyim ben İbrahim Tatlıses tabii ki var tabii ki. <laughs> Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok Ajda Pekkan hatta ben Leyla Omar notu almışım tabii bir dönemin hani gazetecisi Hı -hı. konuşurken ben notlarımı sana söylüyorum Derya. Sen şunlar esas temsil ediyor diye söyle. Sezen Aksu, Aysel Gürel tabii ki. Taverna dönemi, Necet Alp, Ferdi Özbeyen, Ümit Besen var. Ee, nokta dergisini ayrı bir tarafa alıyorum. Hani bir taraftan da dergiler e, Hı -hı. çok baskın. Eee Ferhan Şensoy'dan bahsettik. Gırgır gır tabii çok önemliydi. Yani dergilerden bahsedecektik. Kesinlikle Gırgır şey. gır var. Disko dönemi, renkli televizyon, Fazlası çocuk olarak var o dönemde. <laughs> Grup yorum var. İlhan İrem, Mozaik ee, tabii ki var Seyyah Tener var Müslüm Gürses var ee, Yeni Türkü, Muratan Mungan ee, Live Aid, Lambada dönemi Tabii. Kibariye Kartallar Yüksek Uçar YKK'yı bilmiyorum listeledim ama YKK'yı ben başa koyayım <laughs> listelemedim evet çok güzel ee, Ümit Besen I Love You, I Love You, Do You Love Me Yes I yes, do you Love? <laughs> listemize katılıyor Heavy Metal var Hisseli Harikalar kumpanyası, Kayahan, Nilüfer, Flash Dance vardı. Tabii benim için Beyaz Gölge de vardı. Ee, Orhan Gencebay, Müjdar, Fahriye abla, e, Raki var. Beyaz Gölge de şeydir. E, yani tam 12 Eylül dizisidir. Evet. Yani 12 yani. Eylül'den sonra başlayan televizyondaki ilk dizi, yani ilk yabancı dizi. Ha. Evet. E, ama daha önce bir pilot bölüm gösterilmiş, beğenilmiş aslında. Fakat şey 12 Eylül sonrası asıl yayın başlıyor ve yani şey gibi bulunmasın kumaşı çünkü gençler sorunlu bir takım gençler ve basketbola yönlendirilirse tam 12 Eylül kafası yani spora yönlendirelim ki hmm. e, siyasetle uğraşmasınlar hmm. <laughs> kafası çok işine yaradığını düşünüyorum ben, ben, de de ya, tam yani ben de bayağı sporla etkili oldu yani bayağı basketbol yani ben bayağı o dizi daha sonrası <laughs> zaten çok küçüktüm ama yani basket oynamamın nedeni odur hatta ilkokul müsaverimin kasedinin üstüne beyaz gölge bölümünü çekmişim benim ilkokul müsaverimden <laughs> tek bir görüntüm yok maalesef ee, E.T. var M.F.O. var tabii ki ee, yani çok acayip insanlar var ben böyle kitabından e, okurken çıkardığım notlardan söylüyorum ama e, Stüdyo FM var sen Yavuz Aydar'dan özellikle bahsetmişsin, onu, onun iyi radyoculuğundan. Ee, bir de şey, ya o kadar güzel ayrıntılar var ki, der ya böyle kendimi alamıyorum. Ee, mesela ben Metin Anda çok severim. Yani nesini seversin dersen koleksiyonerliğe meraklı olduğum için sadece koleksiyonla değil koleksiyonerliğe de ilgi duyduğum için Metin Ant da iyi bir koleksiyonerdi. Sihirbazlığa çok meraklıydı. Mesela senin kitabından ...Tomris Uyar'la Turgut Uyar'a yazdığı mektuptan öğreniyorum ki David Copperfield'ın göz bağcılık gösterisinin kaseti için adam yanıp tutuşuyor. Tam metnini at <laughs> tamam mı? Kafamda çizdiğim şey. Ya onların Gülüver adındaki kedisi hmm. uyarları. Yani hmm. çok çok güzel ayrıntılar var ve kafanda bazı portreler tamamlanıyor. Onların ayrıntılarını çiziyorsun. işte dediğim gibi dedikodu yapıyorsun. Bir taraftan küçük ayrıntılar ben çok severim insanlar hakkında da. Onlara da hakim oluyorsun. Peki 80'leri senden konuşsak, sen bir Toparlama yapsan, kimler üzerinden nasıl okuyalım biz, müzik üzerinden. Vallahi işte hep adı geçenlere tekrar geri döneceğim. Yani arabeskin sınıf değiştirmesi en önemli hmm. faktör bence. Yani arabeskin artık alt sınıfları temsil eden bir müzik olmaktan çıkıp o, o tarafı bazı arabesçilerle bırakıp, yani hmm. o fonksiyonunu o bazı arabesçilerin tek eline bırakıp, Müslüm Gürses'e örneğin. Kendisi toplumu bütün katmanlarına yani değişen sınıf ilişkilerinde zenginleşen insanlara da artık İbrahim Tatlıses kanalıyla sesini duyurması ve Arabesk'in artık neşelenmesi yani işte Gülüm Benim gibi hmm. şarkıların ya da neydi şu an aşık değilim hoşlanıyorum senden gibi sözler. Sanki sözleri ağır. Ve, ama müzik hareketli. Değil mi? Böyle o, hani o da, o göbek da atıyoruz ha. ama aslında ağlıyoruz. Evet onun ilk örneği aslında şeydir biraz. Daha yetmişlerin sonlarına doğru Gülden Karabece'nin hmm. Sürünüyorum. Ha, Şarkısı tabii, çok, sürünüyor. Çok Şarkı fıkır fıldır fıldır. <gülüyor> <gülüyor> ama kendisi sürünüyor. <gülüyor> 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 evet yani sözler... Acıyı anlatsa bile çok oynak şeyler var ama oynak şarkılara oynak güfteler de var. Artık normal aşk şarkıları da arabeskte yer alıyor. Yani arabeskin sınıf ve biçim değiştirmesi önemli bence. Anadolu pop'un neredeyse tamamen yok olması, hmm. yani tamamen şeyin göçük altında kalması aslında diyebiliriz. Bir de Anadolu rock var. Aynı şey, aynı anlamda en azından ben kullanıyorum. Hı -hı. Yani eskiden öyle her gördüğüne rak <laughs> şeyi yapıştırılmazdı <laughs> da <laughs> yani pop demek kafiydi. Hı -hı. Ee, Anadolu olarak e, çok sonra Hı -hı. önce taklitleriyle sonra işte bu günümüzde Hı -hı. yer yer e, eskisine benzeyen değerde, yer yer daha arabeskleşmiş Hı -hı. olarak mesela Duman da bence Anadolu rak grubu Hı -hı. ama veya gayet soakıyor ama bunlar da hmm. Alaturka'nın ve yani eski Anadolu olarak içinde olmayan arabeskin ve olmayan Alaturka'nın... daha ciddi ve hoş bir hakimiyeti ya da en azından katkısı var. E, fakat yani 80'lerde böyle bir tür neredeyse hemen hemen yok gibi. Ya yani Barış Manço da kaftanları atıp artık e, normal pantolon <gülüyor> gömlek <gülüyor> giymeye başladı dönem diyebiliriz. Sezen Aksu e, tabii ki söyledik. Yani Sezen ee, Aksu'nun hayatı bence yani sanat hayatı hani popülaritesi değil ama sanat hayatı inişli çıkışlı Sezen Aksu çok ciddi bir şekilde bir e, songwriter olması gerekirken kendinde bir takım eksiklikler görüp mesela Aysel Gürel'e mahkum et etmesi kendisini onunla Tunca mahkum etmesini mesela ben hiç fazla da e, e, hoş bulmuyorum ama e, e, bunlar da en yüksek popülariteye ulaşmış şarkılar da o, o imzalarla oldu ama yani çok değerli ve unutulmayacak şarkılar yazıldı tabii o dönem. Yani <laughs> yani hatta işte tabii ki Sezen Aksu'dan laf açılmışken yani Sezen Aksu kendini o kadar önemsedi ki e, e, 90'lardaki pop şeyinin yani büyük pop patlamasının kendi kendine annesi oluverdi. ve kendinden başkasına e, e, yani Dur dediği durmak zorunda geç dediği geçmek hmm, zorunda hmm. gibi bir hal aldı. Hmm, yani bir 10 hmm. yılda onunla uğraştık. Sonra hmm. duruldu ama yani neyse 90'lara girmeyelim. Ee, 90'lara kitap olarak da girmeyeceksin. Girmeyeceğim. Emin misin? Eminim. Bence 10-20 yıl sonra. Ya yani 10 yıl hatta ya. Ya şimdiden o günler. Yok bir okur olarak beklentiyi anlayabiliyorum ama hmm. benim şeyim yok. Yani benim elim gitmiyor. Hmm. Ya başta da öyle düşünüyordum. Evet. Yani. 50'lere başladığımda bunun bir seri olacağını biliyordu bilerek başladım zaten ya ee, o zaman da ya yani ben 90'ları yazmak istemem falan deyip sonraya bırakmıştım. Aradan geçti bak 3 4 sene. baya yani e, e, bayağı istemiyorum yani. Ama şimdiden de unuttuk ya Derya. E doğru. Yani öyle bir kitaba diyelim ki ihtiyaç var ama yani ben onu yazamam. Yani hmm. Öyle düşünüyorum hmm, yani. Hmm. Yoksa 90'lara ihtiyacımız yok canım. 90'lar anlamamıza gerek yok. Çok açık zaten demiyorum. <laughs> Daha ee, çok, bile çok, çok, var belki. Tabii, tabii, Daha bile karmaşık, ihtiyacımız var. Çok karmaşık bir dönem tabii tabii. Hmm. Peki şimdi yeni proje nedir? Yeni proje çok şey çağında ama yani daha Cumhuriyet'in ya yani biraz daha geriye de dönüp hı hı. E, müzik merkezli olmayıp ama tabii ki müzik ve eğlence ve kültürel hayatı da içeren hı hı. E, bir e, gene kitap serisi projemiz var. Erdirzat'la beraber çalışmaya hı hı. başladık. Raka de birlikte çalıştık. birlikteydik evet zaten yani Express'te ve Roll'da da birlikteydik Erdir'le. Ee, bakalım ama yani hani şu anda onu geliyor az kaldı diyebileceğim bir pozisyonda değil ama başladık yani o kadarını söyleyebilirim yani Cumhuriyetin 100yılını ilgilendiren gene e, popüler kültüre dair e, bir bir, bir Yol belirlemeye çalışıyoruz. Konuklarıma soruyorum nasıl olunur diye. Şimdi sana nasıl müzik yazarı olunur'un dışında da e, nasıl doğru bakarız bu tarihe? Belki aslında başında cevap verdin e, Derya ama yine de özetleyelim, toparlayalım. Hani sen şöyle bir şey söyledin ya Osmanlı tarihine de aslında sadece saray tarihi olarak bakmamak lazım. Bugün de tarihçiler onu söylüyorlar. Günlük hayatımızı daha çok işin içine katmak lazım, müziği katmak lazım, belki yemeği katmak lazım. Evet, Artık evet. yani futbol sadece futbol değildir, yemek sadece yemek değildir. Her şeyde siyasettir bir taraftan, her şeyde tarihtir. Ee, biz nasıl bakalım ve e, senden Şöyle nasıl olur yani formülü futbol... ne alalım yani? Anladım. Ee, yani siya si hayır, siyaset de sadece siyaset değildir. Değil, yani her ki. şey siyasete varmak zorunda da değildir. Çok güzel. Siyaset de diğer e, alanlara e, varan tabii, ve varmak, tabii, tabii. varmak zorunda olan bir şeydi. Zaten o yüzden Hı -hı. De, e, en çok konuşulan vasfı elde ediyor. Dolayısıyla e, müziğin ve sanatların da siyasetten bir şeyler çalması lazım. Çünkü siyaset onlardan Hı -hı. o kadar çok şey çalıyor ki. Hı -hı. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> i̇ntikamını güzel. alması lazım yani çağrışımlar ya yani ben insanlara hani öneri anlamında değil ama kendimde gördüğüm şey şu. Her şey bana başka bir şey çağrıştırıyor. Hani bana her şey seni hatırlatıyor gibi bir şey. Yani ben bir resme bakarken onun müziğini ya da müzik tarihinde neye karşılığını geldiğine bakarak yani Picasso'yu baktığımda resim sanatının ne kadar bir boyut aldığını değil acaba o zaman insanlar hangi şarkıları dinliyordu? Ha bak swing vardı o zaman filan diye düşünen bir insanım hı hı. veya swing dinlerken Picasso da şunu yapıyordu hı. şeyde de Amerika'da da şunla şu başkanlık çekişmesi yapıyordu tabi e, siyahiler... bak ilk sözcülerini bulmuşlar filan böyle düşünüyor kafam hı hı. yani her şey bana başka bir şey çağrıştırıyor bunu geliştirmeye de çalışıyorum ya yani bana özgü bir şey değil yani bence iyi bir kafa çalışma prensibi daha disipline ediyor. yalnız bırakmıyor seni. Yani kafanı yalnız bırakmıyor. Yani gazeteciliğe bakış açım da bu. Hani basit bir şey anlamda şey değildir herkese mikrofonu uzatıp bir sentezini almak değildir gazetecilik çünkü kendin de katkı yapacaksın. Evet, evet. kendin de bir hukuk mücadelesi veriyorsun bir haber yazarken aslında hı hı, kendi hı. kendinle veriyorsun o mücadeleyi işte şeyin sesi olacaksın. Yani daha sesini çıkartamayanların sesi olacaksın değil mi? Yani böyle öğrendik ya da biz gazeteci bilmiyorum Hı -hı. bizim Hı -hı. kuşaklar. Ee, i̇şte dünyaya yani düne bakarken de aynı şey e, yapmak zorundasın. Ee, ne eksik kaldıysa belki oraları tamamla. Önce kendinde sonra dünyada hani söylenmemiş şeyleri söyleyeceksin. E, tarihçilik de biraz bu. E, ben tarihçi değilim gazeteciyim. Yani bir gazetecinin nin yapabileceği kadarını da ben yapmak istiyorum bu kitapları. Buna benzer kitaplar veya yazılarla. Çok da güzel bir şey yapıyorsun. Ee, bize aslında kaybettiğimiz... E, çok da kaybettiğimizde ne kaybettiğimizi fark etmediğimiz... ...bir hafızanın yenilemesini yapıyorsun, sağlıyorsun. Sazlı cazlı sözlük benim için hakikaten bir... Şey hani başucu kitabı derler başyapıt derler pek çok şey denilebilir ama mutlaka her kütüphanede olması gereken yani bu ülkede yaşayan bu toplumu anlamaya çalışan müziği seven e, tarihi biraz seven ülkeyi seven ha hakikaten enteresan bilgileri seven böyle ciklet bilgiler vardır ya ben onları çok çok severim. Yani kimsenin belki de işine yaramayacak bilgiler gibi görünür onlar ama aslında senin dediğin bağlamayı yaparlar sonuçta bir şeye tutkal olurlar ve anlamlandırmayı sağlarlar. O nedenle gazeteciliğinde çok önemli bizim için. Kitap yazarlığında, araştırmacılığında dilin de çok önemli. Burada böyle mesafeli ve güzel bir dilin de var. Çok kıymet veriyorum. Yaptığın her işe sergilerde dair. Zeki Müren muhteşem bir sergiydi. Herhalde Yapı Kredi'nin bu projeyi ondan sonra başlaması çok mantıklı zaten. Çünkü çok büyük ilgi de gördü. Çok değerli işler yapıyorsun. Çok teşekkür ederim bu seriye de geldiğin için. Kıymetliydi. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun.